Efendim Yeni Kapı'dan ikinci günden hepinize selamlar, saygılar. Trabzon Kültür Günleri'nde standlardayız şu anda. Evet, görüyorsunuz Karadeniz'in, Trabzon'umuzun o güzel peynirleri, yağları, aklınıza ne geliyorsa burada alma şansına sahipsiniz. Evet, şöyle yayla kuzularıyla beraber efendim, işte görüyorsunuz şu anda bu yayla kuzularının oradan gelen peynir ve tereyağı ürünleri burada. Şöyle standı da alalım. Burada bir kardeşimiz var. Tanıyalım seni. İsmim Nurtekin. Karadenizliyiz. Trabzon günlerine tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Aynı zamanda tüm İstanbulluları davet. Fiyatlar ne alemde? Abi fiyatlar uçtu. Uçtu mu? Evet, uçtu. Ama gene yardımcı olmaya çalışıyoruz tüm yani, esnafımız olarak. Herkesi kalkındırmak istiyoruz abi. Maşallah. Kimseyi boş göndermiyoruz tezgahımıza gelen. Yani fiyatları uygun tutmaya gayret ediyoruz. Tabii ki ister istemez. Elimizde olan yani müddetçe yani yapabildiğimiz tüm imkanları insanlarımıza sunuyoruz. Lakin biliyoruz hani şu andaki ekonominin durumunu, az çok herkes neyin ne olduğunu da çok iyi biliyor. Bu konuda hali yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dedim ki herkesi bekleriz Yeni Kapı'da. Çok güzel bir şenlik alanı kuruldu bu sefer. Eyvallah. Bir şeyle ikram edelim. Sağ ol, sağ ol. Şimdi burada... Şimdi bir sürmene tulumu var burada. Sürmene, ben de sürmeneliyim biliyorsun. Oo. Evet, ben de sürmeneliyim. Biri bakar bir yer, kıyamet ondan kopar demişler. O genelde onun sulusunu yer. Peynirin sulusunu sever o. Ha, ona bir kuymak yapmak isterdim. Evet, evet. Ahmet abi, ama sürmene adamınla tulumba peyniri 10 numaradır abi. İşte şekilde gör. Ahmet abi, suratına hiç gitme. Görüyorum oradan seni abi. Evet. Yapma böyle şeyler. Evet, yapma böyle. Ya şu küflü nedir? Abi bu Erzurum çivil peyniri. Bunu sana nasıl söyleyeyim? Eskiden köylüler peynirsin olarak yerlermiş. Bundaki küp doğal küptür. Böyle bidona gömülüp bidondan çıkan bir olaydır bu. Abi bunu yiyorsun. Allah Allah. Aşk acısı falan yok, bitiyor. Yok. Ben şimdi onu yemeyeyim de. Ne olur ne olmaz. Hiçbir şey olmaz. Allah gerçekten Allah. Faydalı bir olay. Abi bunu tamam, yer misin? Yok yok tamam. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi küfün zararlı olduğunu biliriz. Tabii. Yani buna ne katıyor? Bunu özellikle bunu böyle bidona gömüyorlar. Toprağa gömüyorlar. Ha bunu şey özel yapıyorlar. Tabii, bunu bu şekilde gömdükleri için bak bunun içinde her şey olabilir. Bu kurtlanıyor bile ne zamanla. Ama o insanlar bunu yiyorlar, seviyorlar. Allah Allah. Bunun olayı başka. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir de süt ürünlerinde biliyorsun yani bozulan çok zararlıdır. Tabii. Ama bunu özel bunun böyle. Bunun özelliği böyledir. Ha, evet. Özelliği mesela bunun böyle özelliği, eski kaşarın özelliği küplenmesidir. Ne kadar durduk çok anlamadım. Eski kaşar derken Ahmet Bey'e niye baktınız onu da anlayamadım. Ahmet abi sana burada ince bir laf geldi yaşlısın diye anladın mı? Peki. Abi bunları yekten yayınlayacağınız mı? Birbirinize kaşar maşar dediniz ha. Peki kardeşim benim kavurma Rize Üçel. Rize Üçel. Tabii. Yine tereyağımız var burada. Tabii tereyağımız bizim Trabzon Beşikdüzü yayla yağları. Kendi imalatımız yağımız tabii ki. Yağ konusunda iddialıyız. Peki kilosu ne bunun? Yağın kilosu şu anda 300 lira. Zaten insanlar yağ yemek istiyorsa 250-300 lira aşağı yağ almasınlar. Yani yayla yağı 300 lira. Tabii yayla yağı 300 lira. Yok çünkü başka türlü yani. Evet. Hani 200 liraya falan yağ yok. Anladım. Onlar da kesinlikle katkı vardır bu arada. Kimseyi kötülemiyoruz tabii ki. Herkes işinde gücünde ama yağ işi bizim işimiz. Demek yağ deyince akla biz geliriz abi. Marketten aldığımız yağ değil o zaman. Üstünü okuyun. Yazıyor. Okudunuz mu etiketleri? Okumadım. Okuyarak alırsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Peki kardeşim benim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar sunuyorum. Efendim Yeni Kapı'dan Trabzon Kültür Günlerinden selamlar, saygılar. İkinci gündeyiz ve genç bir abim yanımda. Trabzon Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu'nda çok hizmetleri var uzun yıllardan beri. Yıllardan beri Mustafa abi böyle görünce insan memleketi görmüş gibi olur ya. Biz de öyleyiz. Mustafa abi, Mustafa Sarı ile beraberiz. Mustafa abi, emeğinize sağlık. Bugün ikinci gün. Çok güzel bir atmosfer var. Neler söyleyeceksin bize? Çok teşekkür ederiz sizlere de. Sağ olun geldiniz. Bu günlerimizi gösteriyorsunuz. Milleti bekliyoruz. İnşallah bugün gelirler. Açılışımıza çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet, 14.30'da açılışımız. 14.30, 15 gibi olacak evet. İnşallah. Genel anlamda Trabzon Dernekler Federasyonu yılda iki kere düzenliyor bunu. Önümüzde 24 Şubat'ta da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek inşallah. İnşallah. Bütün herkesi bekliyoruz. Evet, Mustafa abim diyor ki yani sizler de gelin bu güzellikleri, Trabzon'un kültürünü burada hep beraber yaşıyoruz.
Sizler de buyurun gelin. Çok teşekkürler Mustafa abi. Sağ ol, var ol. Efendim hemen sağ tarafında benim kadim dostum. Yani nasıl izah edeyim? Kelimelerle Azmi Turan'ı anlatmak kolay değil. O kendini bir sizlere tanıtsın. Azmi hoş geldin. Neler söyleyeceksin? Çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Cumhuriyetimizin 100. yılından sonra akabinde Trabzon Dernekler Federasyonu'nun böyle güzel bir organizasyonla denk gelmesi de ayrı bir önem taşıyor. Ayrıca Filistin'deki olayları da kınıyorum buradan. İnşallah adil düzen gelir orada da. Aynı zamanda Trabzon Dernekleri Federasyonu İsmail Şatıroğlu Başkanımız, Genel Başkanımızdan sonra gerçekten çıtayı çok yükseltti. Her yıl üzerine koya koya ilerlemeye devam ediyor. Şimdi bu araya gireceğim. Azmi Turan, efendim geçen yıl bir pideci kardeşim bana güzel bir pide vermişti. Şimdi neden onu alıp elimden de İsmail Şatıroğlu'na getirdiğini şimdi anladım. Demek başkan daha enerjik olsun diye, bu hizmetleri daha iyi yapsın diye. Kesinlikle. Onun için mi pideyi kaptın elimden Azmi? Gerçekten hem tadına bakmak istedim. O gün de İsmail Başkanım'ın gerçekten yoğunluğundan dolayı, giden misafirlerinden dolayı benden ayaküstü olsun diye hemen getirdim, tadına baksın diye. Peki neden Mustafa abi değil de yani İsmail Başkanı yani? Şimdi tesadüf mü oldu? Yok, tesadüf olmadı. Orada genel başkanımız olduğu için, zaman olmadığı için, ama belki diğer yönetici arkadaşlarımızın zamanı olmuştur. Ondan dolayı evet, Murat sana yani. Fideler feda olsun. Yoksa, biz tabii Azmi'ye takılıyoruz. Bir de sabah bir şey anlattım bu Trabzon Dernekler Federasyonu'nun etkinliğinden. Sırbistan milli takımında olan bir arkadaşımız, sabah da paylaşımını yaptım. Luka İliç, kendisi de sosyal medyadan TDF'nin etkinliklerini takip ediyor. Oradan da tüm TDF'ye, başkanımıza da selamlar söyledi. Kendisi de iyi bir Trabzonsporlu oldu, iyi bir Trabzon aşığı oldu. Onu hatırlıyorum. Beni radyoda dinlerken aramıştım beni, dinliyoruz diye. Evet. O arkadaş da bizden de selam olsun. Fanatik bir Trabzonsporlu. Buradan da kendisine selamlarımı gönderiyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Amin. Bugün de inşallah muhteşem bir gün olacak. Peki, Ahmet Bey'in siparişleri vardı. Arabaya geldim, onlara bakabilir miyiz? Birazdan kamerayla gidip kontrol eder miyiz? Yapabiliriz, peki, gidebiliriz. Ahmet Bey, duydunuz efendim. Peki, sorun çok yok. Teşekkür ediyorum. Azmi Ayrıca Turan... sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ne demek? Efendim, Azmi Turan bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hemen burada yine yakışıklı bir abim var. Sayın abim, seni bir tanıyalım, kendini bir tanıt. Salih Osman Çeliboğlu, Çaykaralıyım. Trabzonların ülke genelinde her yerde aktif ve ileri seviyede olduğunu gururla söyleyebilirim. İstanbul'da Trabzonların çok olduğu bir yer, aktif olduğu bir yer. Onun için böyle bir birlikteliğin sağlanması için yapılan bu günden dolayı kutluyorum başkanımızı. Filistin'deki olaylar hepimizin içini acıtıyor. Maalesef hiçbir müdahale yapamıyoruz. Allah yardımcıları olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, duamız onlarla. Efendim tabii biz buradaki güzellikleri sizlere anlatıyoruz. Bir genç abimiz, iki biraz yaşlı abimizle röportaj yaptık. Bizleri izlemeye devam edin. Buradayız, ayrılmayın. Efendim Yeni Kapı Trabzon Kültür Günlerinden hepinize tekrardan selamlar. İkinci gündeyiz. Yani ben hep söylerim ya, zaten Yusuf Cemal Keskin hocamızı kelimeler anlatmaz. Onu yaşamak lazım. Yıllardan beri, gerçekten herhalde bir 30 yıldan beri Yusuf hocamla radyo programları, televizyon programları, ama başka bir Yusuf Cemal Keskin yok. İşte Şekil Ağa'da gördüğünüz gibi hiç de mütevaziliğine toz kondurmaz. Böyle de bir abimiz. Hocam seni burada görmek güzel bir şeref. Yine her zaman olduğu gibi Yusuf Cemal Keskin'in kemenceleri burada. Evet. Ve kemencelere %10 da indirim yaptık. Onu da özellikle ben belirteyim. Aynen abi, indirim evet. Yaptık. Kemencelerimiz kendi atölyemizde imal ediliyor sevgili Murat'ım. Evet abi. Yani merdiven aldığı kemenceler değildir. Çok kaliteli kemencelerdir. Yani ben buraya şimdi bunları satmaya getirdim. Ama satılığı satılmaz çok da umurumda değil. Niye değil biliyor musun? Bu kemenceleri ben saklayacağım. 50 sene sonra benim torunlarım bunları 500 bin liraya da satabilirler. Evet. Yusuf Cemal Keskin kemenceleri diye. Şu anda belki 5 kuruş etmeyebilir. Ama hocam estağfurullah, yani burada bu isminiz bile ölçülmez maddi yani, anlamda parayla. O sizin teveccühünüz. Gerçekten büyük emek verdim bu kemencelere. Bu kemence gördüğünüz zaman
20 günde meydana geliyor. 20 gün. 20 günde meydana geliyor. Çok da fiyatlı bir şekilde vermiyoruz onları yani. Ama şimdi tabii kaç günde gelmesi önemli değil. Yani bizim kameraman da 9 ayda meydana geldi ama hep aksi bir adam, yaramaz işe yani. Bu 9 ay 10 günmüş ha. Bir de fazlası var. Aa, 9 ay 10 gün. Ama işe yaramak da çok önemlidir. Seninki bir günde olsa Yusuf Cemal Hoca'nın her şeyi mükemmel. Hocam sizin uzmanlık alanınıza ben giremem. Yok ya, hep öyledir zaten. Evet. Hepimiz öyleyiz zaten. Eyvallah, eyvallah. Hocam şimdi peki dün var mıydı satışımız? Yok, dün satışımız olmadı. Sadece yerleştik. Evet. Bugün olursa olur, olmasa da canımız sağ olur. Olmazsa ne yapacağız biliyor musun? Bizim Trabzon Dernekleri Federasyonu'na gideceğiz. Kaç tane kemence varsa orada üyelerimiz burada. Başta Mustafa abiden başlayacağız. Hayır, ben illa de satayım da para kazanayım onun peşinde değilim. Yok, kemencelerimizi vereceğiz. Evet. Her evde Yusuf Cemal Keskin hocamızın kemencesi bir yere asılması lazım. İnşallah burada duruyor. Alsınlar alsınlar, biz evet, kimseyi almayın demiyoruz evet, yani. Biz şimdi önce sinyali verelim, sonra icraata geçeriz. Doğrudur. Efendim Yusuf hocamla söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi Yusuf hocam biliyorsun bizim şimdi kameraman aynı zamanda yapımcıdır. Evet, tekniği, Ahmet, taktiği iyi bilir. Evet. Şimdi dedi ki Yusuf Cemal Keskin hocamın bu sanat camiasında çok anıları vardır ama şöyle aklına gelen ilginç bir anısı varsa bize söyler mi, anlatır mı diye. Ya tabii konu konuyu açıyor. Şu anda aklıma gelmeyebilir ama mesela rahmetli Çene Cemal'i hiç unutamıyorum. Allah rahmet eylesin. Yani tam 10 sene oldu öleli. O öldükten sonra benim %50 özelliğim kayboldu. Çünkü birbirini tamamlıyorduk biliyor musun? Evet, evet. Yani yalnız kaldım. Tabii bir sürü değerler kaybettik. Onların kaybı farklı bir olay ama sanatsal olarak Erkan'la beraber, Çene Cemal'la beraber 35 yılımız geçti. Evet. Haneler hepsi rahmetli oldu gitti. Tabii birçok değerli arkadaşlarımızı da kaybettik. Şimdi de sıra bana geliyor. Ondan sonra diyecekler ki rahmetli de iyi kemence çalardı. Kıymetini bilmezdik. Öldükten sonra kıymet vermeye başlayacaklar bana. Onu olsa da biliyorum. Olsa kemencesini alsak diyecekler. Ulan sayken değerli sanırım bana yani. Daha şimdi öldükten sonra. Yani kimse. Yani şimdi diyorsun kemenceyi alın da belki Çaykara Dağları'nda gider de bir otururuz. Yani rahat. Tabii yani biz peki emek sarf ediyoruz burada. Doğru. Yani yıllarımı verdim, 65 senemi verdim. Yani ben bu kemenceliği burada satamasam herhalde bu kemence kültürüne noktayı koyacağım. Estağfurullah. Kemence kursunu da kapatacağım, atölyeyi de kapatacağım. Demek ki bu kadar oluyormuş. Yok, Allah'ın izniyle o karamsarlığı bir kenara atalım. O işi şu anda bizleri izleyenler de, sevgili yapımcım bunu hemen paylaşalım. Yusuf Cemal Keskin hocamızın standı burada. Kemenceleri zaten hepsi bu kadar mı hocam? Başka var mı arkadaşlar? Var, 150 tane daha atölyede kemence var. 150 biraz çok olur hocam. Biz bunu 75'e bağlayalım yok, yani. Yok, 150 tane şunu kalas olarak duruyorlar orada. Ha ya bu biz bunları mı bugün bu evet evet. Ustam beyin kanaması geçirdiği için öyle ya, duruyorlar. 15 tane kemencemiz var. Yani öyle fazla da bir kemencemiz yok standımızda. 15 tane de ben buradan 5 tane satsam eyvallah. Öyle mi? Tabii canım. Yok, 5 garanti. Az bir duyuyorsun değil mi? Peki hocama bu anlamda da destek verelim. Karadeniz kültürüne, müziğine yıllardan beri hep söylüyoruz ya, Yusuf Cemal Keskin'den kolay gelmez. İşte az önce de ifade ettiği gibi gittikten sonra kıymetini bilmeyelim. Rahmetli Erkan abi de hep aynı ifadeleri kullanırdı. Biliyorum canım ya. Evet, yani cenazesi, Allah mekanını cennet eylesin, adım atamıyorduk hiç unutmuyorum. İlahiyat Fakültesi şeydeydi, Bağlar başında. Eyvallah. Efendim, kültür hazinesi sadece kemence değil, hayatın gerçeklerini bilen, bizlere anlatan, bizim de örnek aldığımız çok değerli bir isim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ama ben hep hocama, hocam bir tane daha soracağım. Şimdi hocamın türkülerinde bir bakarsın Naime, bir bakarsın işte hep isimler böyle. Evet. Hocam bunlar anı mıdır yoksa yani? Ya anı olanlar da var tabii yani. Ama mesela belki ben Zülfiye'yi seviyordum da ismini Fadime olarak zikretti. Ha, değiştirme. Çünkü Karadeniz'de Fadime, Emine, anladım, Ayşe, anladım. Temel, Tursun Bisemol olduğu için anladım. Ben de onları o şekilde kullanıyorum. Ha, olaylar gerçek ama isimler evet. Hocam, Çak hocam, helal olsun.